Hepinize bu akşam bu gururu bizlere yaşattığınız için, buraya geldiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Kırklareli'mizin her yerinde çiçek açacak. Yepyeni bir kente merhaba diyeceğiz. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Ve hak ettiğimiz Kırklareli'ne kavuşacağız. 112 oyla 2019'da 112 oyla bu kentin neler kaybettiğine hepimiz şahitlik ettik. Hepiniz şahitsiniz. Sayın Başkanımız diyor ki biz hiç kaybetmedik diyor. Biz hiç kaybetmedik, yine kazanacağız diyor. Haklı, gerçekten haklı. Sayın Kesimoğlu hiç kaybetmedi. Sayın Kesimoğlu hiç kaybetmedi. Kaybeden hep Kırklareli oldu. Kaybeden hep biz olduk. İçim acıyor, yüreğim acıyor, kalbim acıyor. Atatürk sevdamız, Cumhuriyet sevdamız kirletilmeye çalışıldı. Bir argüman olarak dillere dolandı. Ama biz bu kardeşiniz, bu evladınız, bu öğretmeniniz bugüne kadar asla Atatürk'ün arkasına sığınmadı. Ulu Önder'e, Atatürk'e layık bir evlat olmaya çalıştı. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da yapacaklarımızla öncelikle sizlere, ülkemize, milletimize, vatanımıza ne kadar layık olacağımızı çok çalışarak ve başararak hep beraber gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanımızın konuşmasını dinledim. Diyor ki Sayın Başkanımız, ya pandemi oldu, hizmet edemedim. Ekonomik sorunlar oldu, hizmet edemedim. Ben de diyorum ki, doğru, bunların hepsi oldu da Sayın Başkanım, şöyle başımızı bir kaldıralım bakalım. Aynı pandemi, aynı ekonomik koşullar. Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz, gidin bakın neler yaptı. 55 milyon dolar borç aldı belediyenin, borcunu sıfıra indirdi ve inanılmaz bir hizmet getirdi Silivri'ye. Hadi diyeceksin ki, biliyorum ne diyeceğini, çok iyi biliyorum. Karanlık eller bize engel oluyor diyecek. Öyle dedi daha önce hatırlarsanız. Benim partimden değil, Eskişehir Yılmaz Büyükerşen Hoca. 86 yaşında belediye başkanımız. Bugün tekrar aday olsa kim itiraz ederdi? Hiç kimse itiraz etmezdi. Neden? Çünkü Yılmaz Hoca bahane üretmedi. Mazeret üretmedi. Çalıştı. Elinden geldiğince çalıştı ve halkına hizmet götürdü. O halk da bunun karşılığını verdi.